lügatlardaki karşılığına baktığımızda şiddet anlamına geldiği, yani teröristliğin şiddet kullanarak amacına varmaya çalışma demek olduğunu bütün lügatlar, ansiklopediler, gavurluki, müslümanlıki hepsi aynı yazıyor. Şiddet, ikrahın en şedid, en dorukta, en tavan boyutlu olanıdır. Malum. Yani ikrah bir adama sözle tehdit edersin, bilmem ne yaparsın, bu biraz ikrahtır. Ekmeğiyle oynamaya kalkarsın filan, ikrahtır. Şiddet de ikrahtır ama şiddet artık ikrahın en yüksek olanıdır. Yani adama şiddet estirerek, terör estirerek, yani senin hayatını kaydırır. Ekmeğini keseriz, yaşamını şöyle ver, çoluğunu çocuğunu böyle deriz, çevreni böyle, işini mahvederiz. Velhasıl ya dediğimizi yaparsın ya da biz seni yok ederiz noktasına varıp dayanan tehdidin en azından sözlü ifadesidir. Giderek de eyleme dönüşen ifadesine terör deniyor lügatlarda, ansiklopedilerde ve bütün dünyada böyle biliyor. Mesela ne yapıyor filan adam, terör örneği olarak, terör diye anılan bir örneği vermek ister isek, efendim işte bir uçağı kaçırıyor varsayalım. Diyor ki havada eğer filan yerdeki bizim teşkilatımızın üyeleri bırakılmazsa biz bu uçağı, içindekiler masummuş değilmiş, kadınmış, erkekmiş, çolukmuş, çocukmuş, ihtiyarmış, hastaymış, sağlıklıymış demeden uçuracağız, patlatacağız, ben kendimi de öleceğiz, onları da öldüreceğiz. Yani bu şiddeti göstererek sizden bu amacımıza ulaşmamızı temin etmek istiyoruz. Bu tür olaylara şiddet, yani terör olayları deniyor, değil mi? Tabii birçok örnek vermek, bölgesel farklılıklar arz etse de birçok örnekle örneklendirmek mümkün. Terörün ne olduğu meçhulümüz değil. En azından fiilen devlet teröründen tutun, yasa dışı veya yasa içi sayılan örgütlerin estirdiği teröre kadar seslisi, sessizi, yavaşı, hızlısı. Hani örneğin sen şu dergiyi okursan bu evde kalamam arkadaş demek de bir terördür. Yani onu zorlama ile bir yola getirme, istenilen yola getirme teşebbüsüdür, deneyimidir. Buna bir örnektir bu. Yani belki en pasif anlamdaki bir örnektir ama bu da yine terördür. İşte filanın yanına gider gelirsen bizimle alakanı kes, biz seninle konuşmayız. Bu da zorlamadır muhatabı. İkrahtır dinin tabiriyle, Kur'an'ın tabiriyle. İkrah da bir terördür. Daha doğrusu terör, ikrahın çok mütenevvi boyutlarından en şiddetli olanına terör diyoruz. Ama daha az boyutta olanları da var. Ama hiçbir boyutta olanına Kur'an cevaz vermiyor.